Gecenin sessizliğini siyah şapkalı bir adamın ayak sesleri bozuyordu. Bir yandan da narin narin yağan yağmur sırılsıklam etmişti adamı. Sanki yağmurda gizliydi gözyaşları. Yanından geçen insanlardan saklıyordu yüzünü. Utanıyordu galiba. Belliydi, hiç kimseye anlatmadığı, anlatamadığı bir derdi olduğu. Aniden hızlanan yağmurla, yüzü asık bir şekilde, iri adımlarla ilerliyordu. Yağmur hızlandıkça sanki içindeki fırtına da kopmaya başlıyordu. Saatli bomba gibiydi. İyi misin diye sorsan hünkür hünkür ağlayacak, dokunsan patlayacak misali. İnsanlardan uzak bir yerde bağırmak, içini boşaltmak istiyordu yağmura. Tüm sokak lambaları yanmasına rağmen hızlıca gezinen bu adam bir tek o yanmayan bozuk lambanın altında durdu. Doluksundu, sırtını o bozuk lambanın direğine dayayarak artık dayanamadı. Bağırabildiği kadar bağırdı. Etrafındaki herkes onu seyrediyor. Bazıları deli zanneder, bazıları ise kafasını sallayarak geçiyordu yanından. Bu kadar insan arasında yalnız kaldığını hissetmişti. Tıpkı o yanan lambalar arasında bozuk olan o lamba gibi. Belki de tesadüf değildi bu bozuk lamba yanında bağırması. Saat 7'yi geçiyordu ki Terkan içinde uykudan uyandı. Gördüğü bu rüya onu çok sarsıtmıştı. Neydi acaba anlamı diye düşünüyordu. Rüyanın tesirinde kalan adam, rüyasında gördüğü sokağa gitmek için sabırsızlıkla akşam saatlerini bekliyordu. Yani rüyasında gittiği aynı saatte. Vakit yetişmişti. Aynı sokakta yürürken lambalar arasında bir bozuk lamba gördü ve altında sırtını dayayan bir kadın. İşte onların aşk hikayesi böyle başlamıştı. Ve ben bunlara tanıktım. Ha bir de o günden beri bozuk sandığımız o lamba aynı günde yeniden parlamaya başladı.